Nereye uydurulacak şu an itibariyle? Daveti düşündüm de yerini düşünmedim. Sonra sorulacağı tamam, konu geldi. Tamam, zorlamayalım. Bizim için pek bir şey fark etmeyecek nasılsa. Yani. Gülay. Elbise çok güzel olmuş ama çok geniş göstermiş. Bilmiyorum. Biraz fazla bol gibi görünüyor ama yakışmış üzerine. Saçını biraz değişik yapardım. Kolyen güzel. Yüzük veya bir bileklik olsaydı daha hoş görünürdü. O kadar. Nurcan. Ben burandaki detayı çok sevdim. Oranın yeşil olması. Evet, keşke takıların renkli, zümrüt yeşili olsaymış. Bir de neydi? Ha, saçını hiç beğenmedim. Çok spor olmuş yani. Bilmiyorum. Bir de çok yaşını arttırmış. Hepsini böyle atmak istedim ama buradakiler birazcık yetişmedi. Çok yaşını arttırmış sanki gibi geliyor. Onun dışında elbisen güzel bence. Teşekkür ederim. Ya bana nasıl geldi biliyor musun bu elbise? Ya böyle sanki yaz aylarındayız. Plaj elbisesi gibi değil, biraz zaten kalın. Ama ya otelde hani böyle ailenle çıkarsın ya da erkek arkadaşla bir tatilde çıkarsın. Otelde sanki akşam yemeğe gidiyorsun gibi. Ya ben bu elbiseyi siyah karıştırmış olmanı sevmedim. Belki takılarda turuncu bir şey mi kullansaydın, turuncu bir taş mı? Bilmiyorum ama hani siyahla kombin yapmak bence bunu en kolay şey. Ama hani bir o kadar da bana göre siyah uymamış. Hani bana çok abiye değil de ya yazlık bir elbise gibi geldi. O kumaş çeşidinden dolayı olabilir. Yok, ama. Yok hayır, renk ve desenden sanki. Tabii ki abiye deyince parlak şeyler ya da allı pullu giymeyeceğiz ama hani model olarak abiye kesimi ama kumaş ve desen olarak sanki öyle değil gibi geldi. Bilmiyorum. Ben bu elbiseyi hafta içi de düşünmüştüm ama i̇şte çok evet. Daha farklı derilerle düşünerek şey yapmıştım. Yani bence hafta içi olsaydı sanki daha iyi gibi olurdu. Çünkü dediğim gibi sanki otelde yemeğe gidiyorsun akşam. Ama yani hani bunu şeylerde de gördüm ben, kataloglarında falan da gördüm. Nerede? İnternette. Yani gayet hani hiç tatillik bir elbise olarak kullanılmamış. Ya ne bileyim, şimdi hani bir düğüne gitsek, yani oraya göre değerlendiriyorum. Sen nereye gidiyordun? Davete gidiyorum. Yani kokteyl ya, tarzında. Belki açık hava bir yerde olabilir. Ama hani çok hazır böyle bir gelmedi. Geçebilirsin. Ezgi Ünal, ayakkabı 100 lira, çanta 70 lira, elbise 500 lira, ceket 50 lira, kolye 100 lira. Ezgi, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, spor bir abiye giymişsin. Ama kolyeni beğenmedim. O kolye çok zırt kaldı orada. Keşke o içindeki sütyenin yeşil böyle bir kolye dolasaydın. Dolasaydın değil mi? Evet. Çok daha iyi olurdu. Dizini sevdim. Ama belin çok yukarıda. Keşke o birazcık daha aşağıda olsaydı o beli. Dikişi. Senin burada biraz kısa yapmış. Bacak boyun, beden altını çok uzun görünüyorsun. Çantaya bir göreyim. Oh my God. Ayakkabı. Yani bunu biraz taş, yeşil taş, belki yeşil taş tekrar çantayla biraz daha abiye havaya şey yaratabilirsin. Ayakkabı güzel, bir şey yok orada. Fena değilsin. Ama zorlanıyorsunuz bu abiye konusunda. Hakikaten ben şu ana kadar çok görmedim bir şey yani. Ben hayatımdaki ilk abiyeyi bizim sezonda bu podyumda giydim. Yani o yüzden abiye konusunda... Yani abiye zevkiniz çok düşük. Bir de çok istediğimiz şeyler istediğimiz gibi olmuyor. Yani hayalinizde canlandırıyorsunuz mankenin üstünde görünce vitrinde ama giyince öyle olmuyor. Sonra hani istediğin şeyi de bulamıyorsun. Diktirmek o en kolay aslında ama doğru yere diktirmesi gerekiyor. Evet. Çünkü senin hem beli hem de yırtmaç biraz daha açık olmalı. Hı-hı. Yani senin vücuduna göre değil. Burası düşük, aynı. Burası açık. Ben öyle düşünmüyorum ya. Yani alışveriş yapıyorum. Geziyorum bir sürü AVM veya Nişantaşı'nda sokaklarda. O kadar güzel abiyeler var ki. Ya siz onları seçip almıyorsunuz, zevkiniz yok. Olanlar da bunlar yani. Bu üstündeki şey abiye değil bence zaten.
Bunu abiye eleştirebilirsin. Yani bir pırıltı katabilirsin. İçine, tenine yapışan bir dantel uzun kollu bluz giyersin. Böyle kat kat güzel, çok cool bir styling olabilir. O eteğin daha kabarık olabilir. Ama bu en basit haliyle almışsın, giymişsin, gelmişsin. Saçların, kısa saç daha çok alternatifli, daha çok şekil verilebilecek modeller yapılabilir. Öykü'nün saçlarını her gün bir şekle sokuyorum ben. Evet zaten. Yani sizin, senin de yaklaşık aynı, 3 aşağı 5 yukarı. Neden? Bu elbiseyi öyle bir hale koyardın ki ben aa derdim böyle. Yapamamışsın, şeyini yapamamışsın. Yani zaten o kolyeyi gözüm görmesin. Yani hiç görmesin. Bu at bir arka tarafına çevir. Yani bir kere aksesuar kullanmasını da öğrenin ya artık. Yani çocuklar, kaç kuruşa dergiler satılıyor ya. Birazcık karıştırın, hadi buna bakmıyorsunuz. Bari evinizde, sehpanızın üstünde, başucunuzda bir yerde bir dergiler olsun, bir şeylere bakın, bir fikir edinin. Şimdi sen bu elbiseyi istersen ne hale sokardın, demin de dedim ya. Berbat etmişsin. Elbisenin yan beli iyi, ortası yukarı çıkmış. Yani şu yan tamam ama orta yukarıya çıkmış. Evet. Hadi diyelim ki desenli yutturursun orayı. Bir şey yok yani, belinde öyle enteresan bir kemer olurdu ki içindeki en koyu renginden böyle bir yanardı yani orası. Bir şey olurdu. Hiçbir şey katmamışsın elbiseye. Bir de o kolyeyi takmışsın. Bir de o saçın, maşallah. Ay, bir de üstelik sen, sözüm ona. Yani ikinci sezon, kaçıncı sezonda? Üçüncü sezonda sen nasıl birinci oldun ben bilmiyorum ya. Valla açıkçası yani hani bir şekilde değişebiliyoruz. Hani herkes değişiyor burada. Tamam, o zaman hani o sezona göre o insanların içinde belki hani daha çok sevildim, daha çok hani dikkat çektim. Bunun sevilmekle ne alakası var? Bir şekilde var? Hani birinci oldum. Nasıl birinci oldum? Ay sorusu... bu sempati yarışması değil ki. Ama yani o zaman... Benim dışımda birinci olan... Bir de Zennube var, bir de sen varsın. Tamam. Yani diyorsun ki çok sempatiyim, sempatime hayır, verdiler. Hayır, yok öyle bir şey kastetmedim. Diyorum ki bizim sezonumuzda... Zennube de vasat, sen de vasatsın kraliçe olarak yani. Nasıl oldunuz ben inanamıyorum. Böyle söylendiği zaman ben dışarıdaki insanlara cevap veremiyorum o zaman. Nasıl veremiyorsun? Baya onlar da soruyorlar, biz sana o zaman niye oy verdik diye. O zaman bu elbiseyi giyen bu kolyeyle gelemez buraya. O çantayı da eline alamaz. Alamaz yani. Sen bir düğüne, bir davete giderken öyle bir çantayla mı gidiyorsun? Demek ki onunla gidiyorsun. Yani. Demek ki tarz değilsin o zaman. Bir de şöyle bir şey var, sanki hani tek ben birinci olarak hep kötü geliyormuşum gibi oluyor. Hani birinciliğim çok konuşuluyor. İkizleri mi kastediyorsun sen? Hayır, genel olarak. Yani birinciliğim en çok konuşulan birincilik benim yani. Hayatım, ikizlere laf atıyorsan, ikizler artık o kadar her şeyi yaptılar ki kızlar şimdi Allah için. O kadar şaşırdılar kaldılar yani iki kız bir arada. Efendim? İkizlere söylemiyor zaten. Zaten Emel'i andım ben. Hayır, ikizlere de söylüyorum. Onların da kötü geldikleri günler var. Ikizlere söylüyor hayatım. İkizlerin kötü geldikleri günler var ama birinciliklerine... Ne ala, ikizlerle sakın kendinizi bir tutmayın. Sakın ola çok ki. Nadirdir onların kötü geldiği. Yapmayın yani. Birinci sezonda... Ama ister istemez kıyaslayın. Çok bu sezonda kızlar o kadar yaptılar ki... Ama biz de o dönemde... Her şeyi o kızlar yaptılar ya. Yapmaya da devam edebilirler o zaman yani. Ay sen var ya, sen önce kendin devam et sonra onlara. Yo hayır sen ben önce, sadece birincilik sen konusunda sen önce sürekli... kendin devam et. İddia etme, diyeceksin ki bak sen geçen gün ağladın burada. Ben burada kıyametleri kopardım senin için. Neler yaptım programdan sonra da şuralarda. Evet. Ama... Sen demek ki bazen
Bazı şeyleri hak ediyorsun. Niye biliyorsun? Çok sivri konuşuyorsun. Kabul etmiyorsun. İnsan gerçekleri kabul edecek. Ben şimdi kabul ediyorum zaten. Sen şimdi Zeynep'e sor. Nur Hanım, o kız kabul et. Bir dakika. Ben kabul ediyorum zaten ki. Neyi kabul ediyorsun? Aksi bir şey söylemedim. Laf sokma ikizlere. Onlara da ben laf sokmadım. Soktun. Onları kastetti. Ben bütün bir ikizlerle kendini bir orada tutamazsın. Peki. Kusura bakma. Bir tutamazsın. Üstelik de sen Aycan'dan, Nurcan'dan çok uzun boylusun. Nurcan senin yanında küçücük, minyon bir kız yani. Böyle şey yapıyorsunuz. Tarzının olmadığını kabul edeceksin. Ben burada tabii ki sinirleniyorum. Madem sizler birinci olmuşsunuz, bir şeyler yapın yani. O kolyeyi takan kız. Ben inanamıyorum. Sen üstündeki elbisen kötü bir elbise değil. Ama sen elbiseyi bozmuşsun. Olmamış, yapamamışsın. Ben bunu kabul ediyorum. Yapamamışsın yani. Ben yanlış anlamayın, ikizleri hazırlamıyorum finale. Aman hedef göstermiyorum. Ben geçmişten bahsediyorum. Ben seçilmişlerden bahsediyorum. 6. Ay ikizler, siz de bir ağzınızı açıp da bir şey konuşmuyorsunuz. Bir şey konuşmuyorsunuz ben burada konuşurken. Bir savunmaya bile geçmiyorsunuz. Ama orada yani sözünüzü kesmek istemedim. Ne münasebet? Ben keser miyim burada? Şey var yani, şeyin içindeyim. Girsenize orada devreye yani. Bir de konu sizsiniz. Efendim canım? Konu sizsiniz. Evet yani konu sizsiniz ya. Ben tek başıma kaldım orada. Sizin şeyiniz gibi, goygoycunuz gibi. Sonra ne oluyor? Tabii ki ikizlere torpil mi var oluyor bir süre sonra da. Yani kendi davanızı sahiplenmeniz tabii gerekiyor. Tabii yani bu sefer yanlış anlaşılıyorum. Tamam, kusura bakmayın.